Ne yaptın? Görüşebildin mi arkadaşına? Şu oğlumun Sari olur sanıyorum. Bu da eşimin de. Bence hiç güzel olmadı. Yok, bence çok güzel oldu. Biliyor musun? Ben hep bir oğlum olmasını istemiştim. Oh, çok şükür sonunda bir oğlum oldu. Hayır, çocuğu değilim ki. Tamam, tamam anneciğim, kızma. Bunlarla idare et birazcık. Ben sana alacağım yeni kıyafet, tamam? Söz. Biz bunları çıkaralım bence. Hayır, hayır. Olur mu öyle şey? Kalsın. Acıktınız mı Sari Hanım? Köfte makarna yer miyiz? Yardım edeyim mi sana? Yok, gerek yok. Sen bayağı yoruldun bugün. Dinlen istersen. Rüzgar abi. Tarçada çürüyor mu? Ya uyursa, uyuduktan sonra gelirse böcekler? Yok, o uyumaz. Nöbet tutar, hep bekler. Bak ne diyeceğim sana. İçeride bir oda var. İçinde de bir sürü oyuncak. Yemeği bitir, sonra git orada oyna. İster misin? Gerçekten mi? O nerede peki? Kim? O fotoğraftaki çocuk. Senin oğlun değil mi? O da onun odası. Sare. Uzakta ama yakında gelecek. Çok dağıtmak yok ama anneciğim, tamam mı? Odanızı hazırladım içeriye. İstediğinizde geçer yatarsınız. Ay yok, ne münasebet canım. Niye senin odanda yatalım biz? Ya ben orayı uzun zamandır kullanmıyorum zaten. Salonda kalıyorum ben. Rahatınıza bakın siz. Tamam. Sare'ye hamile kaldığımda biz evli değildik. Ama o kadar aşıktım ki ona. Haberi alınca böyle mutluluktan deliye dönecek. Beni tutup havada kaldırıp çevirecek.
Seni çok seviyorum, yaşasın baba oluyorum falan diyecek sandım. Çok mutlu olacaktı. Sonra tabii evlenecektik. Bir ömür birlikte yaşayacaktık. Ama onu söylediğimde ne yaptı biliyor musun? Aldıracaksın dedi, terk etti beni. Benim ne istediğimi sormadı bile. Öyle kaçıp gitti. Geleceği için hayalleri varmış. Benim hayallerim, onlar kimin umurundaydı ki zaten? Yıkıldım tabii. Ama o içimde atmaya başlayan canı kıyamadım. Yapamadım. O doğduktan sonra da zaten ne aşk acısı kaldı, ne de öyle beyaz gelinlikle girilecek bir yuva hayali. Bütün dünyam oldu. Okuyamadım ben. Üniversiteyi bırakmak zorunda kaldım. Ona bakabilmek için bulduğum her işte çalıştım. Tek başıma büyütüp getirdim bu yaşa. Annem vardı bir tek. Ama onu da kaybettim. 2 ay oldu. Sonra bir mahkeme kağıdı geldi bir gün elime. O Alpay çocuğumu alacakmış benden. Evlenmiş, çok zengin olmuş, savcı olmuş. Sonra niyeyse o kafasına bir anda dank etmiş bir çocuğu oldu. Ve benden çocuğumu geri alacakmış. O benim çocuğum, onun değil benim. Vermem ona. Ama işte geldi bunu mahkemeye anlat. Yok neymiş, ben ona bakamazmışım. Nasıl bakacakmışım? O benden daha iyi bakarmış. Hani zengin ya, savcı ya. Daha iyi bakacakmış benim çocuğuma. Bak. Ben polisi arayamam. Eğer ararsam bunu fırsat bilir, alır çocuğumu benden. Ne yapacağımı, ne edeceğimi, ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Ben Sare olmadan yaşayamam, yapamam. Tamam. Peki. Ama orada olduğunu biliyorlar. Hı? Ben bir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Peki senin hikayen ne? Ağzına kadar oyuncakla dolu bir çocuk odası. Güzel bir ev. Şık mobilyalar. Ve bir taksici. Üstelik bir kadından ve çocuğundan kalan eşyalarla tek başına yaşıyor. Karım. Yani eski karım. Çocuğumu da aldı gitti. İçinde hayat bitti tabii. Taksicilik bu yeni hayatın bir parçası aslında. Ben de oğlumu geri almaya çalışıyorum. Birimiz çocuğumu vermemek, birimiz de geri alabilmek için savaşıyoruz. Senin vermemek için bir planın var mı?